Merhabalar, Soma Kitap Fuarı'ndaki imza etkinliğimiz için şu an yollardayız. Evet, gece İstanbul'dan Akhisar'a otobüs yolculuğu yaptık. Şimdi sabahın ilk saatlerinde Akhisar'a vardık, saat 6 gibi. Şimdi de Ömer abimizle ve İsmail abimizle buluştuk. Soma'ya doğru yola çıktık. Soma'da bu fuarın üçüncüsü düzenleniyor değil mi abi? Evet. Üçüncü kez Soma'da fuar düzenleniyor. Bu arada benim de memleketimdeki katıldığım ilk fuar. Yani Manisa sınırları içerisinde katıldığım ilk fuar. Bakalım nasıl geçecek. Geldik nihayet. Gelir gelmez de burada güzel bir çorba içtik. Soma'ya gelenlere mutlaka 5 yol çorbacısından çorba içmelerini tavsiye ederiz. Özellikle lokantadaki duvar yazıları da benim çok ilgimi çekti. Şimdi biraz dinleneceğiz. Ardından da artık fuara doğru geçiş yapacağız. İstirahatimizi ettik. Daha sonra yemeğimizi yedik. Namazımızı kıldık. Şimdi de fuar alanına geçiş yapıyoruz. Soyadım toprak, ben bir vatanım. Kırda doğar, harmanda büyür, çölde ölürsün. Ömrünce bu alemde tabiat gibi hürsün. Ruhunu saran tek rütbe şahadet, şahadet, şahadet. Kurban olayım çiğnediğin toprağa Mehmet. Mehmet Emin, selam olsun. Ben bir vatanım. Hoş geldiniz. Hoşça kalınız. Güle güle. Selamlar. Eyvallah. Eyvallah. Evet, Soma Kitap Fuarı'ndayız. Soma Kitap Fuarı'nda Semerkant standında yine gençlerle beraberiz. Konya'da olduğu gibi burada da genç arkadaşlarımız standın başında görev almışlar. Şimdi onlara kısaca birkaç şey soracağız. Evet arkadaşlar, fuar nasıl geçiyor? İyi geçiyor. İyi geçiyor. Ben de bir an cevap vermeyeceğini zannettim. Nasıl gidiyor? Yani bir kitap fuarı standında görev almak sizin için nasıl bir duygu? Yani neden buradasınız? Hizmet amaçlı geldik. Eyvallah, güzel. Hoşumuza gidiyor yani bir kişiye bir kitabı satıp da yani o kişinin yani bir kitabı verdiğimizde o kitabı yani okuduğunda evet. Bir sürü bilgi kazanıyor. Çok güzel, yani ona vesile oluyorsun yani aslında. Çok güzel. Tabii önemli bir şey yani bir kişiyi kitapla buluşturmak önemli. Hele ki güzel bir kitapla buluşturmak daha da önemli. Evet, başka söyleyecek bir şeyleriniz var mı? Yok. Herkese iyi okumalar. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Ali? Şimdi standımıza gelin buyurun, Soma'dayız. Eyvallah. Eski Çarşamba Pazarı'nda. Eyvallah, Allah razı olsun. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu video yayınlandığında büyük ihtimal fuar bitmiş olacak. Artık seneye gelsinler. Seneye gelin. Tamam, her zaman gelebilirsiniz. Eyvallah. Evet, bugün Soma'daki kitap fuarındaki etkinliğimiz sona erdi. Bugün Soma'da ilk defa kendi memleketimde yani Manisa sınırları içerisinde bir kitap fuarına katıldım. Güzel geçti. Burada yine güzel arkadaşlarla da tanıştık. Yani Soma'dan epey tanıdığımız güzel arkadaşlarımız, abilerimiz var. Ama yenileriyle de tanışma imkanı bulduk. Beytullah'la, Ali'yle ve Uğur'la özellikle tanışmış olduk. Bir de bu sene katıldığımız bütün fuarlarda ilgimi çeken şu, hep gençler standlarda görev alıyorlar. Konya'da öyleydi, Sultanbeyli'de öyleydi. Bugün Soma'da da böyle olduğunu gördük. Zaten bu sene katıldığımız daha bu üçüncü fuardı. Bu sene böyle bir şey var. Gençleri biraz daha aktif görüyoruz kitap fuarlarında. Bakalım inşallah hep böyle gider. Kitaplarla ve fuarlarla ilişkileri
devam eder. Ekstradan bugün Hasan abimiz de fuara, standa bir renk kattı. Bir ara geldi, şiirler okudu. O da dediğim gibi güzel bir renk oldu. Böyle Soma fuarı bu şekildeydi. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine fuarlara gidersek sizleri oralardan haberdar etmeye devam edeceğim. Bir sonraki programda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırla kalın.